spor yazarlığından daha önceki devirlerinde. Benim çok eski arkadaşımdı. Sonra gazete çıkardı Gölge Adam diye. 2-3 yıl orada yazdım ben. Birlikteyim. 20-25 gün önce telefonla konuştuk. Yani böyle periyodik olarak görüşüyorduk da hiçbir şey de yoktu. Abi, insanın gücüne gidiyor ama hayatta böyle bir şey var. Üzüntülüyüz. Çocuğuna gelemiyor. Yani böyle bir sistemin içinde kavrulup gidiyoruz ama artık yakın bir tarih bize güzel bir müjde verir. Hep acılar yaşamaktan yorulduk yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Uğur Dündar'a da mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim, neler söylemek istersiniz? Allah rahmet eylesin. Ertuğrul o muhabirlerin duayeniydi. Mesleğimizin en önde gelen isimlerinden biriydi. Onun olduğu bir yerde ona haber atlatmak mümkün olmadığı gibi onu gördüğünüz anda haberi atlayacağınızı bilirdiniz. Böyle acayip bir muhabirdi. Sözcü gazetesine gelince Sözcü, Burak Akbay'ın böyle deyim yerindeyse tırnaklarıyla duvarlara tırmanarak inşa ettiği, yükselttiği Türkiye'nin en büyük gazetesi ama en büyük kumpaslara ve iftiralara da maruz kalan gazete. Dolayısıyla Burak'ın yurt dışında olması bir baba için ve özellikle geçirdiği operasyondan sonra oğlunu görememesi çok büyük bir acıdır. Kendisi de çok kumpaslara ve iftiralara maruz kaldı. Sağlıklı yaşayan, zinde, güçlü bir arkadaşımızdı. Ama böyle birdenbire hayatını kaybetmesi bence o kahır nedeniyle vücudunun direncinin zayıflamasından ve kahrın yok etmesinden kaynaklandı. Nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Özdil de burada. Yılmaz Bey, sizden de biraz görüş alsak. Bugün köşenizde. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah, çok güzel adamdı. Yani hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, spor, siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişinin burada olduğunu söylemiştik. Yine ben gördükçe mikrofon uzatıyorum. Avukat Celal Ülgen de burada. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Yani üzüntümüz çok büyük ama beni asıl üzen sapasağlam ve dinç bir durumdayken adeta yargısız infaza tabi tutularak her gün televizyon ekranlarından hakkında yalan yanlış bilgiler verilerek tedirgin edildi ve onu yaşamsal bir anafora, girdaba soktular. Bu insanlar ne ahlak, ne etik, ne kural tanıyan insanlar ve sapasağlam insanın ölümüne de neden oldular. Yani bunun hesabını sorulmayacağını sanmasınlar. Sonuna kadar bu işin arkasında duracağız ve bu yalancıların hesabını mutlaka vermesini sağlayacağız adalete. Teşekkür ediyorum. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Bizim acımız iki kat. Birincisi çok değerli bir gazeteciyi kaybetmenin verdiği acı. Allah'tan rahmet diliyoruz. İkincisi de hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkede kendi öz evladının bir insan hakkı olan babasıyla helalleşme hakkını kullanamamış olması ve cenazesine katılamamış olması. Ben kendimi Sözcü ailesinden hissederim. Çünkü Sözcü'nün ilk kurulduğu yıllarda köşe yazarlarından birisiydi. O nedenle kendimi tanımak şerefine de nail oldum. Ve bu benim acımı daha da artırıyor. Bu vesileyle inşallah Türkiye'deki hukukun üstünlüğü mücadelesini daha sert ve daha ciddi yaparız diye düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gürsel Bey, sizden de birazcık görüş alalım. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle başsağlığı diliyorum herkese, sevenlerine, ailesine. Ama son 2 yıldır özellikle Ertuğrul abinin yaşadığı en büyük sorunların bir tanesi bu. Gazete kurulan kumpasla ilgiliydi. Yani düşünün, bir babanın evladına yapılan muameleyle ilgili çekmiş olduğu sıkıntıları takdir edersiniz ki yaşamında da çok ciddi sıkıntılar, sağlığında da ciddi sıkıntılar yarattı. Bugün eğer çocuğu burada değilse, babasının başında değilse, bu kumpası kuranlar utansın.
Tabii ki bunlar da atlatılacak ama doğrusu Ertuğrul abi yaşanan olayı hak etmiş bir insan değildi. Sevenlerin başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından ve eski diplomat Onur Öymen de burada. Efendim canlı yayındayız. Siz neler söylemek istersiniz? Aslında yani çok derin bir üzüntü duydum Ertuğrul abi'nin kendine. Kendisi benim sınıf arkadaşımdır. Çok kötü arkadaşımdır. Çok uzun yıllardan birlikte. Çok başarılı bir gazeteciydi. Başkalarının yapamadığını yapan başarılı işler yapmıştı. Sağlık açısından da benim bildiğim bir sorun yoktu. Kısa bir süre önce görüşmüştük. Karşılaştık. Onun için Türk basın açısından büyük bir kayıptır. Fakat benim kadarıyla bu Sözcü Gazetesi'nde yaşatılan, doğrudan yaşatılan olaylar kendisi açısından da herhalde ciddi bir travma oluşturmuştur diye düşünüyorum. Maalesef iyi insanlar bazı işleri bedelini ödemeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, kameraman arkadaşım Can Yıldız da sizlere görüntüleri aktarıyor. Biz de alanda ilerlemekte aslında güçlük çekiyoruz. Dediğimiz gibi tüm sevenleri buradalar. Onu anmak üzere, son yolculuğuna uğurlarken yanında olmak üzere burayı hınca hınç doldurmuş durumdalar. Evet, yanımızda bir yanımızda çok değerli bir gazeteci daha var. Derya Sazak. Efendim neler söylemek istersiniz? Ertuğrul Akbay tabii bizim kuşağın çok önemli gazetecilerinden, röportaj muhabiri ve sonradan yazarlık yapmış çok değerli bir meslektaşımızdı. Tabii onun ve bizlerin gazetecilik yaptığı yıllarda Türkiye'de basın özgürdü ve kurumlar arasında, gazeteler ve televizyonlar arasında çok ciddi rekabetler vardı ve bu rekabetler de mesleğe yansırdı. Örneğin Özal'ı izlediğimiz bir yurt dışı Amerika seyahatinde Ertuğrul Akbay dönemin bütün büyük gazeteleri Cumhuriyet kim varsa artık gezi bitti diye Türkiye'ye dönmeye hazırlanırken ve bizler oteldeyken Turgut Özal'ın Houston'a geçip bypass ameliyatı olduğu haberini yazan gazeteciydi. Yani hayatı atlama, haber kovalama, röportaj yapma, dolu dolu geçen bir meslektaşımız. Kendine de çok iyi bakardı. Çok renkliydi, espriliydi. Ama hayatının Sözcü Gazetesi'nde oğlu gazete sahibiyken ve çok haksız bir şekilde cemaat FETÖ soruşturması nedeniyle yurt dışında bulunmak ya da yurt dışına çıkmak zorunda kaldığı bir sırada ona özlem duyarak veya onun başına gelenlere kahrederek hayatının bu şekilde sona ermesi de büyük bir trajedi. Mesleğimizin başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkürler. Evet, yanımızda çok değerli bir gazeteci daha var. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Ya, tabii kelimelerle anlatmak mümkün değil. Geçen hafta bu vakitler sapasağlam olan bir insan bir hafta bu kadar da nasıl çöktü ben anlayamıyorum. Üstelik sportmen bir insanım. Benim 50 yıllık arkadaşım da 50 yıldır tanıyorum. İyi bir gazeteciydi. Hatta çok iyi bir gazeteciydi. Tuttuğunu koparırdı. Sportmendi. Kendisine çok iyi bakardı. Yani her türlü sporu yapardı. Daha bir ay evvel bir ay bile olmadı. Bir televizyonda bir programa çıktı. Sağlıklı yaşam konusunda gayet güzel şeyler söyledi. Yani doğru şeyler. Bu arada yaptığı antrenmanlardan spor salonunda yaptığı antrenmanlardan sahneler gördü. Yani sapasağlam bir insan. Geçen hafta bugün Cuma'ydı. Yani bugün Cuma sapasağlamdı. Hiçbir şey yok.
Ben konuştuğumda cumartesi günü 38 derece ateşim var dedi. Pazar günü konuştum, ateşim kalmadı, düştü dedi. Pazartesi konuştum, ateşim yükseliyor dedi. Sonra salı kendisi hastaneye gitti. Yani gidiş o gidiş. Perşembeye bağlayan sabah vefat etti. Yani inanılır gibi değil. Yani üzüntümüzü de anlatmam mümkün değil. Söyleyecek laf kullanmıyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Müslüm Sanış. Evet, bir mikrofonu Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'e de uzatmak istiyorum. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Tabii bu burada bir cenaze törenindeyiz ama aslında Türkiye'mizin de maalesef içinde bulunduğu o acımasız atmosferi yansıtan bir cenaze töreni. Ertuğrul Akbay çok sağlıklı bir kişiydi. Hatta sağlıklı yaşam konusunda boşluk yapacak derecede sağlığına ve işte fiziğine dikkat eden bir kişiydi ama maalesef bu işte son birkaç yıldır yaşadıkları oğlunun özellikle biricik oğlu Burak Akbay'ın başına ölmek istenen o ahlaksız kumpas nedeniyle derin bir stres altında kalmıştı. Özellikle bu son birkaç aydır da bir televizyon kanalından hem biricik oğlu Burak Akbay'a hem de kendi şahsına yönelik yine bu FETÖ vari kumpası sürdürmek amaçlı yapılan yayınların stresini artırdığını ve işte bu birden hani hiç beklenmedik bir şekilde bu kendisini işte 3-4 günlük bir hastane macerasının ardından ölüme götürdüğünü duyduk, öğrendik maalesef. Bu hakikaten bugün Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil ve Bekir Coşkun da yazmışlar. FETÖ kumpasları, Türkiye'nin işte Türkiye'yi mahveden FETÖ kumpasları başka şekliyle bugün adı FETÖ olmadan maalesef devam ediyor. Sözcü Gazetesi'ne ve Burak Akbay'a kurulmak istenen bu işte FETÖ'cü yaftası, kurulmak istenen FETÖ'cü yaftası. Bunun en somut örneklerinden birisi. O da bu tür kumpaslar da yine FETÖ kumpasları döneminde olduğu gibi bu dönemde de içinde bulunduğumuz günlerde de maalesef böyle dramatik işte ölümlere yol açıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ertuğrul Akbay 54 yıl gazetecilik yapmış. O Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Devleti'ne, ülkesine 54 yıl gazeteci olarak onuruyla, şerefiyle hizmet etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir gazeteci. Onurlu bir gazeteci. İşte böyle bir kumpasın yarattığı stresle ölüyor. Biricik oğlu var. O oğlu cenazesine katılamıyor çünkü maalesef yurt dışında kalmak zorunda. Gazetede düzenlenen törende de mektupla duygularını itibat edebilmiş. Mektupla katılmış. Buradaki işte babasının cenazesine kendi adına, eşi adına ve iki işte çocukları adına çelenk göndermiş. Çok dramatik bir olay. İşte bu maalesef hani ben söylemek istemiyorum, siyasallaştırmak istemiyorum ama işte AKP Türkiye'si, yani 17 yıllık AKP iktidarının bugün Türkiye'yi işte içine soktuğu atmosfer, böyle bir atmosfer, korkunç bir atmosfer, korkunç bir vicdansızlık düzeni, tam bir vicdansızlık düzeni içinde Türkiye. Yani buna yürek dayanmaz, yani bu sürdürülemez bir şey. Yani umarız bir an önce bu kumpaslar, İşte yaftalamalar, bu suçlamalar, ülkeyi görmeler, parçalamalar, vicdansızlıklar sona erer. İnsanlar huzur içinde işte yaşar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Şaban Sevinç'in de belirttiği gibi kiminle konuşsak herkes yaşanan bu FETÖ kumpasından dolayı yaşadığı üzüntüden bahsetti. Kime sorsak gazeteciliğindeki başarısından, atlatma haberlerinden, röportajlarından bahsetti. Ruhunun çok genç olduğundan herkes bahsetti. Hep bu üç noktalara değiniyor herkes.
Faruk Süren'le konuşmuştuk yayınımızdan önce. Kendisinin 50 senelik arkadaşı olduğunu, ruhunun çok genç olduğunu ve kendisine şöyle bir şey söylediğini söyledi. Artık sizinle arkadaşlık yapmayacağım, oğullarınızla arkadaşlık yapacağım diyormuş. Böyle bir anısından bahsetmişti. Evet, yanında çok değerli bir isim daha var. Mikrofon uzatmak istiyorum kendisine. Efendim, neler söylemek istiyorsunuz? Erzurum Akbay, gençliğimizin hikayesi önemli bir aktör. Gölge Adam'ı yazdığı zaman ben hep düşünürdüm, kimdir bu Gölge Adam? Sonraki yıllarda fark ettim ki gölge olan onun görevinin halk adına, halkın gölgesiydi. Benim gazeteciler yaptım. Siz şu an medya dünyasını yaşıyorsunuz. Erzurumlar bir basın dünyasının sürecini yaşamış. Temiz kalemlerdi. Son dönemde yaşadığı tabii ki oğluyla gazeteyle ilgili büyük sıkıntılar. Hepimiz gideceğiz ama acıyla gitmek hepimize acı veriyor. Aşıya rağmen ölüm gibi ya. Allah rahmet etsin. Makamları cennet olsun. Onlar için yeter inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kameraman arkadaşım Can Yıldız size cenazeden görüntüleri aktarıyor. Tüm sevenleri, basın dünyası, iş dünyası, siyaset dünyası bugün burada siz de görüyorsunuz. İlerlemekte adeta zorluk çektiğimiz, yayın yapmakta da ara ara zorlandığımız bir kalabalık var bugün burada. Çok büyük bir saygı ve sevgi seliyle uğurlanıyor Ertuğrul Akbay. İlk cenaze töreni, ilk tören daha doğrusu gazetede gerçekleşmişti. Burak Akbay oraya yazdığı mektupla ancak duygularını ifade edebilmişti. Sizler de daha önce aktardığınız yayınlarda. Dediğimiz gibi çok kalabalık. Birazdan da cenaze namazına geçilmesi bekleniyor. Tekrar bir özetleyecek olursak kimlerin katıldığını tekrar hatırlatalım. Muharrem İnce buradaydı. Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren, Fatih Altaylı, Haydut Erdoğdu, Rahmi Koç, Ali Şen, Nur Dündar, Yılmaz Özdil, Müjdat Gezen, Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da buraya geldi, aileye başsağlığı diledi. Milletvekillerinden Erdoğan Toprak, eski diplomat Onur Öymen gibi isimler bugün buradalar. Çok sayıda gazeteci arkadaşı, sözcü çalışanları burada. Evet, ayrıca çelenkleri de görüyorsunuz. Çok sayıda buraya çelenk bırakılmış. Şimdi her yer donatılmış. Aileden Ertuğrul Akbay'ın kız kardeşi burada. Yine Burak Akbay'ın da kız kardeşinin burada olduğunu söyleyelim. Gördüğümüz isimlerden. Biraz da cenazeye doğru ilerleyelim. Oranın nabzını da sizlere aktaralım. Kameraman arkadaşım ilerliyor. Bir yandan da görüntüleri görüyorsunuz. Zincirlikuyu Camii. İlerlemekte zorlandığımız bir kalabalık var bugün burada. Türkiye çok büyük bir değerine duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'a veda ediyor. Görüntüleri görüyorsunuz. Aktarmaya devam ediyoruz. Birazdan da cenaze namazına geçileceğini hatırlatalım. Ezgi, şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Cenaze namazından sonra tekrar gelişmeleri aktarmak üzere şimdilik sözü size bırakıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Dilan'a. Sevgili seyirciler, az önce de sizlere aktarmıştım. Burak Akbay babasına veda mektubu yazdı. Bir oğlun babasına veda mektubunu şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sevgili seyirciler, Sözcü Gazetesi binasının önünde bu mektubu okudu. Dinleyelim. Sevgili çalışma arkadaşlarım, öncelikle bugün ağabeyimizi, babacığımı ve beni burada yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün ben bir babayı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Siz de bir gazeteci ağabeyinizi kaybetmenin. Ne büyük acıdır ki
satırları yurt dışından yazmak zorunda kalıp bugün babamı son yolculuğuna uğurlamak için aranızda sizlerle olamıyorum. Bugün gazetemizi elime aldığımda babamla bir kez daha gurur duydum. Tüm sözcü ailesine ve yazarlarına içtenlikle teşekkür ederim. Türkiye'de maalesef adalet diye bir şey kalmadı. İftiralarla, yalanlarla dolaştığı ve dimdik ayakta. Bugün Türkiye'nin en iyi gazetecileri sözcüde çalışıyorsa ben bunu babama borçluyum. Babamın 54 yıllık gazetecilik hayatı, tecrübesi ve gazeteci arkadaşları sayesinde biz bu gazeteyi kurup başarıyla bugünlere getirdik. Ve Allah'ın izniyle yıkılmadan yolumuza devam edeceğiz. Onu bir daha göremeyeceğiz. Sesini duyamayacağız. Ama onun bitmek tükenmek bilmeyen gazetecilik aşkı bize ışık tutacak. Ve onu her zaman içimizde hissedeceğiz. Ondan aldığımız güçle haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. O maalesef dayanamadı. Biz dayanacağız. Babacığım, beni bugünlere getirdiğin için sana son ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne mutlu bana ki senin gibi bir babam oldu. Sana doyamadım. Seni çok özleyeceğim. Mekanı cennet olsun. Tüm hakkım sana helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.